Korkunç görüntüler değil mi gençler? Böyle bir merdivende bu hale gelebiliyor insan. O uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde düşüneceğiniz görüntü bu. Efendim telefon attığımda Profesör Doktor Tayfun Uzbay var. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Ardan Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Geçen gün Türkiye Gazetesi'ne verdiğiniz demeçte bir cümleniz çok dikkatimi çekti. Kamuoyuyla daha geniş paylaşmak istedim. Evet efendim. Sentetik uyuşturucuyu artık bir gençlerimize dönük biyolojik silah olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Ardan Bey, ben öncelikle bu hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. Görevimiz gerçekten efendim. Sadece gençlere değil, tüm kamuoyunu hem aydınlatmamız gerekiyor hem de uyarmamız gerekiyor. Evet. Burada sadece bonsai ya da bonsai başlığı altında ortaya çıkan durum değil. Aslına bakarsanız bütün uyuşturucu maddeler bir biyolojik silah gibi algılanabilir. Doğrudur, evet. Biraz açar yani, mısınız? Doğrudan da, gençliği ve ulusal güvenliği tehdit eden bir şey olduğu için söylüyorsunuz. Sana. Şimdi doğrudan zaten uyuşturucunun hedefi genç nüfustur Ardan Bey. Evet. Doğrudan doğruya genç nüfusu etkiler bu. Her ülke için aynıdır. Ve uyuşturucu ya da bağımlılık yapan maddeler her ülke için ciddi bir milli güvenlik sorunudur aslında. Baktığımız evet. Şimdi bu son olay bir salgın gibi değil mi? Yanılmıyorsak. Bunu uzun süredir tartışıyoruz. Evet. İşte görüntüler var. Az önce herhalde evet. Siz de paylaştınız duyduğum kadarıyla. Benzer salgınlar eski dönemlerde de oldu baktığımız zaman. Ne gibi? Mesela, bir örnek. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'li yıllarda genç Parkinsonlular bulundu. Evet. Hatta bilim insanları biraz heyecanlandılar burada. Dediler ki Parkinson bir yaşlılık hastalığı deniyordu ama bakın gençlerde de çıkabiliyor. Hı hı. Araştırıldı. Tabii derinlemesine araştırmalar yapıldı burada. Ve daha sonra olayın aslında genç bir Parkinsonlu olma durumu değil, gençlerin kullandığı eroinin içerisine katılan MPTP adlı ciddi Parkinson yapan, Parkinson'a benzer beyinde hasar yaratan işte. Bir zehirle ilgili olduğu anlaşıldı. Bu herhalde bir güç tarafından ona konuluyor ve böylece Amerikan gençliğini bloke etmeye çalışıyor. Mesela, o güç mesela, kimse, evet. Mesela şimdi evet. Biz burada uzunca bir süredir şunu tartışıyoruz. Bir sentetik madde var karşımızda. Evet. Ve bu sentetik maddenin tabii bu böyle bir anlam yüklediğimiz zaman buna korkutucu tarafı daha da artıyor. Yani esrarengiz bir şey oluyor. Bu o zaman şöyle diyebiliriz. Bu sentetik maddeyi her kim buralara körüklüyorsa aslında ülkenin ulusal güvenliğini, gençliğini, gençlik üzerinden ekonomisini ve bütün sosyal hayatını ciddi şekilde biyolojik bir silahla vuruyor anlamına geliyor bu söylediğim. Tabii ki bir noktada böyle de değerlendirebiliriz evet. Ama her şeyden önce olaya bilimsel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben bir bilim insanı olarak bu olasılıklar üzerinde farklı bir pencere açmaya çalıştım. Yani olaya farklı bir taraftan bakmaya gayret evet. ettim. Şimdi bunu tespit edemiyoruz diyoruz. İşte laboratuvarlarda bakamıyoruz. Çünkü her seferinde formülü değiştiriliyor diyoruz. Buyurun. Bilmiyoruz. Formülü mü değiştiriliyor? Yoksa bilmediğimiz bir şey bunun içine mi katılıyor? Ya da bu gençlerin, yani bunu kullanan gençlerin bir özelliği var. O özelliği nedeniyle mi ölüyor? Şimdi burada ikinci bir örnek vereceğim müsaade ederseniz. Buyurun. 1970'lerde New York şehrinde özellikle Amerika'da gene eroin kaynaklı gene böyle kitlesel ölümler oldu. Evet. Araştırıldığı zaman şu dikkati çekti. Kinin, bildiğimiz kinin biliyorsunuz. Evet. Sıtma ilacı olarak kullanılan. Aynen. Bu kinini eroinin içerisine katarak o şekilde kendine enjekte eden bir grup olduğu fark edildi. Yani hepsi öldü tabii ki. Tabii öldüler ama yapılan otopsilerde ve bunlardan alınan kan numunelerinde görüldü ki eroinin kandaki miktarı onları öldürecek toksik düzeyde değil. Ama
birisi merak edip baktı. Bunların ortak noktası ne? Ortak özelliği ne? Ne? Buna baktıkları zaman gördüler ki kimin kullanıyorlar. Ha o zaman kiminle eroin arasında tehlikeli bir ilaç etkileşmesi olduğu da anlaşılmış oldu. Şimdi ben diyorum ki bu genç ölümlerinin arkasında ortak noktaları ne bunlar? Yani buna bakmak lazım. Herhangi bir başka ilaç mı kullanıyorlar? Ne? Ya da bunların farklı bir genetik yatkınlıkları mı var? Bunları ekarte edebiliyorsak o zaman bunun içerisine bir zehir katıldığı doğru. Ama evet, sinek ilacı, böcek ilacı deyip geçiştiriyoruz gibi geliyor bana. Bu o kadar basit bir şey değil. Birisi, onlarca birisi, genç oldu. Birisi bizim gençlerimiz üzerinde bir takım formüller deniyor. Formüller bazılarını hayatta tutabilir ama görüyoruz ki adım adım gençler artık sokakta merdiven üstlerinde kalp sıkışmasından ölme riskleriyle karşı karşıya. Evet, evet. Yani bu bir salgın şu anda. Bakın evet, bunu basit bir uyuşturucu olayı gibi de görmemeliyiz. Yani biraz daha farklı açılardan da bakmamız lazım. Eminim ki devlet de bakıyordur. Yetkililer bununla ilgili gerekli önlemleri almaya gayret evet, ediyordu veya bunu düşünüyordur. Ama bunu düşünürken olaya biraz da bilimsel yaklaşıp bu çocukların ortak noktasının ne olduğuna da bakmamız lazım. Şimdi öyle bir şey olabilir ki belli o zehire demin de dediğiniz gibi hassas bir grup olabilir. Veya başka bir yatkınlığı nedeniyle bazı bir grup gençte bu ölüme neden oluyor olabilir. Bu da önemli tabii, derinlemesine tabii, araştırılması yani gerekiyor. Çok farklı, çok farklı yönlerden bakmak sadece gerekiyor. Sadece polisiye yani, bakmamak gerekiyor anladığımız kadarıyla. Polise her zaman ihtiyacımız var. Tabii ama sadece polisiye olacak, bakmamak gerekiyor. Aynen. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çocukların bu karakterleri açısından önemli bir şey. Peki bizim, son cümlenizi alayım hocam. Bizim gençliğimiz her zaman tehdit altındadır ama bizim ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Evet. O yüzden bizim son derece uyanık olmamız lazım bulunduğumuz bölgede. Ben son cümle olarak da şunu ifade edeyim. Bu ölümlere mutlaka çok şüpheli yaklaşmamız, ailelerle işbirliği yapmamız, otopsi, numune alma, kan analizi neyse bütün bilimsel yöntemleri seferber ederek kısa sürede buna neyin neden olduğunu en azından bilimsel olarak ortaya koymamız gerekir. Bu da savaşın önemli bir ayağı diye düşünüyorum adam. Peki Sayın Uzbay, gerçekten çok önemli bir pencere açtınız. Buna hep beraber takipçisi olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.